gel yatıralım seni. Eylül. Sen. Buradayım ben, bak geldim, merak etme, buradayım. Hadi. Dur ben sana bir su getireyim, şu boğazın yumuşasın. Hadi hastaneye gidelim. Gerek yok. Ben dün gittim. İlaçlarım olursam iyileşirim. Emin misin? Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Tamam, o zaman sen yat biraz, dinlen. Ben de sana bir çorba yapayım, iyi gelir, olur mu? Sağ ol. Nasılsınız Nermin Hanım? Ne oldu Raziye? Niye geldin? Şantaj mı yapacaksın gene? Ne şantajı? Aşk olsun. Geçmiş olsun demeye geldim. Geçmiş olsun mu? Niye, ne oldu ki? Sabah kafeye uğradım. Çalışanlar çok üzgündü. Yağız Bey hasta. Bugün gelmedi dediler. Hasta falan değil benim oğlum Raziye. Hadi git, bir sürü işim var. Ya Allah Allah. Ama çalışanlar hiç öyle söylemedi. Yağız Bey yorgan döşek hastaymış, 2-3 günde gelemeyecekmiş kafeye dediler. Hasta dediler demek ha? Hastaysa da ben ilgilenirim oğlumla Raziye. Sen geçmiş olsununu dedin, hadi şimdi güle güle. Bir daha da benim evime böyle çat kapı falan gelme. Allah Allah. Niye bana bir şey söylemedi bu çocuk? Ay, çok mu hasta? Yemi yuttun Nermin. Şimdi ortalık karışsın. Seni Eylül çatısı seni. Kocana atlatıp eski sevgilinin evine gidersin ha. Ben sana yapacağımı bilirim. Çek bakalım şimdi cezanı. Bu çorbayı hemen iyileştireceksin. Düşmüş ateş. Thank you.
üzülüyorsun. Ben de çok üzülüyorum. Ben bütün hayatımı seninle geçirmek istedim. Hep senin yanında olmak istedim. Ama olmadı. Başaramadık. Mermin, hayırdır, ne oldu? Yağız'dan haberin var mı? Yağız mı? Yok. İş yerinde değil mi o? Ay, işe mişe gitmemiş, hastayım demiş. Bir arayalım o zaman. Arama, ben gelirken 40 kere aradım, açmıyor telefonunu. Allah Allah, ne oldu bu çocuğa? Ay, bilmiyorum, düştü mü kaldı mı? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor, bir şey mi oldu yavrum acaba? Hey, yürü gidelim mi bakalım evine? Ben adres falan bilmiyorum, sen biliyor musun? Ya, biliyorum tabii, hadi yürü yürü. Ömrümü seninle geçirmek istedim. Ama olmadı. Biliyorum. Bana çok kızıyorsun. Ama ben Kore'yi sevmiyorum. Bu gerçek bir evlilik değil. Ben Kore'yle evlenmeye mecbur kaldım. Babam silahla senin peşindeyken ben senin hayatını kurtarmak için Koray'la evlenmek zorunda kaldım. Ama sana söz veriyorum. Bana senden başka hiç kimse dokunmayacak. Asla dokunamayacak. Oğlum, hızlı git sen de biraz. Sen benim ilk aşkımsın. Ne senden önce ne de senden sonra kimse olmadı. Sen benim tek sevdiğimsin. Söz veriyorum. Ölene kadar seni kalbimde taşıyor olacağım. Baban için yaptım. Çok güzel değil mi? Bunu içince hemen iyileşecek. Geçecek, merak etme.
bu fular? Eylül gerçekten burada mıydı? Şunu söyledikleri. Allah'ım, hepsi gerçek miydi? Yaz. Eylül. Eylül, sen. Dur, ne yapıyorsun? Kalkma. Dinlenmen lazım senin. Ben Koray'la evlenmeye mecbur kaldım. Babam silahla senin peşindeyken ben senin hayatını kurtarmak için Koray'la evlenmek zorunda kaldım. Ama sana söz veriyorum. Bana senden başka hiç kimse dokunmayacak. Asla dokunamayacak. Sen benim ilk aşkımsın. Ne senden önce ne de senden sonra kimse olmadı. Sen benim tek sevdiğimsin. Söz veriyorum. Ölene kadar seni kalbimde taşıyor olacağım. Yaz, iyi misin sen? Dur, kalkma. Ne yapıyorsun? Bak, hastasın sen. Çorba içseydin bari. Hatırlıyorum. Ne diyorsun? Yat bak, dinlenmen lazım. Hastasın sen. Söylediğin her şeyi hatırlıyorum. Az önce ben baygın yatarken her şeyi itiraf ettin. Evliliğim bir oyun. Sen Koray'ı sevmiyorsun. Beni seviyorsun. Söylediğin her şeyi hatırlıyorum Eylül. Hayır, saçmalama, yok öyle bir şey. Elimi tuttun. Koray'la evliliğinin sahte olduğunu söyledin. Beni sevdiğini söyledin Eylül. Ve bir ömür boyu seveceğini söyledin. Söylediğin her şeyi hatırlıyorum. Beni kurtarmak için evlendiğini söyledin Eylül. Neyden kurtardın Eylül beni? Sen nasıl bir oyunun içindesin? Niye bu yalanları söylüyorsun? Ne mecbur etti seni bu kadar? Bu kadar seviyorken niye o herifle evlendin? Mecburdum sevgilim. Babam seni vuracaktı. Ben de bebeğimiz de sensiz kalacaktık. Çaresiz kaldım, affet, ne olur. Hamileyim ben Yaz. Karnımda bizim çocuğumuzu taşıyorum. Babam sana kıymasın diye evlenmek zorunda kaldım o adamla. Bizim için. Bebeğimiz için. Ne olur affet. Eylül. Cevap verir misin? Hatırlıyorum her şeyi. Beni sevdiğini söyledim ben burada baygın yatarken.
Yaz, tamam saçmalama artık. Ben içeri girdiğimde sen baygındın, çok hastaydın. Hayal görmüşsündür. Sen benim elimi tutarsan ben bunu hatırlarım. Şurada ölmüş olsaydım, sen bana sevdiğini söyleseydin de ben bunu duyardım Eylül. Ne hayalinden bahsediyorsun sen? Yeter. Yeter, tamam saçmalama ne olur. Hayal görmüşsün diyorum işte. Sen orada alevlerin içinde yatarken ben öldüm. Benim nefesim kesildi. Hissettim zorda olduğunu. Çünkü bizim içimizde aşk var Eylül. Senin saçının teli kopsa benim canım yanar. Senin kalbin kırılsa orası benim cehennemim olur. Yalvarırım yapma Eylül. Gerçek de onlar. Sen benim elimi tuttun. Beni sevdiğini... Tamam. Tamam yeter artık, uzatma. Bunların hiçbiri olmadı. Ben bunların hiçbirini söylemedim. Hayal görmüşsün. Hem ben... Evli barklı kadınım. Evde beni bekleyen bir kocam var. Yangından beni kurtardığın için teşekkür etmeye geldim. Sonra da seni baygın görünce ilaçlarını verdim. O kadar. Gözlerim içine bak Eylül. Bana yalan söyleme. Bunu bize yapma. Hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun. Senin için anne. Senin için söylemek zorundayım bu yalanları. Çok gerçek değildir. Sesin, kokun. Fularında kollarımı sildin. Elimi tuttun. Rüya olamaz bunlar. Herkes yaşar bunu. İnsan hasta olunca saçma sapan rüyalar görür. Sonra da gerçek sanar. Sana da aynısı olmuş işte. Hem sen sadece gerçek olmasını istiyorsun. O yüzden. Beni sevmiyorsun. Öyle mi? O adamı seviyorsun. Doğrusu bu mu? Buna mı inanayım? Yeter, çok fazla uzadı bu konu. Uzarsa uzasın. Gözlerim içine bakıp hepsini söyle Eylül. Hadi. Seni sevmiyorum. Koray'la isteyerek evlendim desene. Ben onu sevdim. Senden nefret ediyorum desene. Biz aşık olmadık mı birbirimize? Sen beni hiç sevmedin mi? Bana her şeyi söyleyeceksin Eylül. Anladın? Her şeyi söyleyeceksin. Ben hep Koray'ı sevdim. Seni hiç sevmedim. Aşkımız yalanı desene! Kaldır kapanı. Ya yapma ne olur. Gözlerimin içine bakarak benden nefret ettiğini söylesene. Hadi. Bana gerçekleri söyle. Yağız, seni sevmiyorum desene. Eğer gerçek buysa tabii. Sen bu çocukla böyle mi ilgileniyorsun Adnan? İş yerine gitmesem
Oğlumuzun hasta olduğundan haberimiz yok. Şuna bak. Allah Allah. Senin anlamadığını ben nereden anlayayım Nermin? En son baktığımda yazıydı. Sonradan hastalanacağını nereden bileyim? Hay Allah. İnşallah başına bir şey gelmemiştir yavrum. Kim bilir ne haldedir şimdi. Düştü mü, kalktı mı, ateşi mi çıktı? Sen de hızlı git biraz. Nermin, kulağımın dibinde bağırıp durma. Tamam. İnşallah başına bir şey gelmemiştir yavrum. Gelmez gelmez. Benim oğlum aslan gibidir. Yiğittir. Sen başında mızmız etme diye hasta olduğunu söylememiştir. Adnan. Bak çok fena kavga ederiz seninle. Anayım ben ana. Bak oğlumun başına bir şey gelsin. Yıkarım bu dünyayı, anladın mı beni? Acaba başına bir şey mi geldi? Bayıldı kaldı mı bu çocuk? Evde değildir belki Nermin. Ya da uyuyordur. Telefonu da açmıyor ki eşek herif. Ah Yaz, ah! Niye böyle yaptı bu çocuk? Bana bak Adnan. Hastaneyi falan mı arasak? Polisi mi arasak? Ne yapsak? Yaz, kapı çalıyor, hadi bırak. Umurumda bile değilim. Bana gerçekleri söylemeden hiçbir yere gidemezsin. Hadi. Söylesene Eylül. Niye evlendin o adamla? Beni bu kadar çok severken. Niye gittin Kore'ye? Seni kurtarmak için dedim. Sen beni neyden kurtardın Eylül? Demedim ben öyle bir şey. Eylül! Yaz, anlamıyor musun? Gördüğün bir hayal yüzünden bana böyle sorular soramazsın. Yapma. Gel. Senin ne işin var burada? Yaz, bu kız hala neden senin evinde? Baba! Siz ne işler karıştırıyorsunuz? Oğlum, madem hastasın niye bize haber vermiyorsun? Niye beni merakta bırakıyorsun? Niye bakmıyorsun telefonlarına? Anne tamam. Biraz sakin olur musun? Evet hastaydım. Ama şimdi iyileştim. Eylül sayesinde. Ne iş var onun burada? Şey, ben zaten gidecektim. Sen utanmıyor musun? Sen evlenmedin mi? Utanmıyor musun evli barklı kadın, bekar erkeklerin evine gitmeye? Eylül'e saygısızlık etme. Şu an onun sayesinde ayaktayım. Daha ne yapacağız seni Yağız'ın yakasından kurtarmak için? Evlendin hala oğlumun peşindesin. Ya kocan görürse ne der ha? Hiç bunları düşünmüyor musun? Ayıp kızım, ayıp. Kendine çeki düzen ver. Biri çıkar bir laf eder sonra maazallah. Ayıp. Bakın ben sadece yardım etmek için geldim. Babam mı gönderdi seni? O mu dedi git ya ağzım? Baba yeter! Susun artık. Anlamadan dinlemeden kızın üstüne gidiyorsunuz. Bakın, Eylül bana yardım etmek için geldi diyorum. Onun sayesinde iyileştim diyorum. Baban haklı ama. O evli barklı bir kadın. Bu saatten sonra attığı adımlara dikkat edecek. Olmaz öyle. Oğlumun peşinden adımını atmasın da nereye atarsa atsın. Düşsün artık yakamızdan. Size yardım etmek için geldim diyorum. Daha fazla kırıcı konuşmayın lütfen. Kızım. Çok meraklıysan git başkasına yardım et. Ha illa yardım edeceksen, ilgileneceksen de git kendi kocanla ilgilen.
Biz oğlumuza bakarız. Hastaydım diyorum, hasta hasta. Burada bayılıp kaldım. Belki de hayatımı Eylül kurtardı. Ona teşekkür edeceğiniz yerde saçma sapan konuşuyorsunuz. Anne, ne olur yapma. Oğlum madem hastaydın, niye haber vermedin bize? Oğlum, biz sana bakardık. Senin anan var, baban var. Çok şükür ki kimseye muhtaç değilsin. Yoktunuz ama. Gözlerimi açtığım zaman yanımda Eylül vardı. Eylül. Annem ve babam adına özür dilerim. Ne dediklerini bilmiyorlar işte. Kusura bakma. Neyse ne. Yine de oğlumun peşini bırakacaksın kızım. Git kendi kocanla ilgilen kızım. Biz kendi oğlumuza bakarız. Eylül. Eylül. Yaz! Dur, saçmalama. Yeter!